canım İstanbul'u karış karış iki kıta bir şehirle keşfeden biricik kaşiflerimize selamlar olsun bu güzel günden. Tarihi, kültürü, sanatı, kısaca tüm özellikleriyle bir başkadır İstanbul. Müzeleri ise o kadar seçkindir ki sanatı İstanbul'da doyasıya yaşamamak elde değil. Biz de bu fikre kapılarak rotamızı binlerce eseri içerisinde barındıran Rahmi Koç Müzesi'ne çevirdik. İki kıta bir şehirden herkese merhabalar efendim. Bu hafta sizleri bu güzel havada çok güzel bir yerde karşılıyoruz. Bugün sizlerle bir müze gezisi yapacağız. Neredeyiz? Avrupa yakasındayız İstanbul'un. Haliç'teyiz. Sahil yamacında Hasköy'deyiz. Rahmi Koç Müzesi'ni sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden bu şahane koleksiyonu yakından görelim. Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı bünyesinde yer alan Rahmi Koç Müzesi, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objelerin ve belgelerinin toplanması, ev sahipliği yapılması, araştırılması, korunması ve sergilenmesine adanmış, kar amacı gütmeyen özel bir kurumdur. Müze, koleksiyonlarını ve kaynaklarını halkı bilgilendirmek, onları etkilemek, Türkiye genelinde müze ziyaretlerini yaygınlaştırmak ve endüstri tarihinin araştırılmasını desteklemek için kullanır. Evet, Rahmi Koç Müzesi'nin açık sergi alanındayız. Burada hemen arkamda görmüş olduğunuz eğitim uçağı 1955 yılı tarihli. İşte burada diğer antika araçları da görüyorsunuz. İtfaiye araçları da var. Yine çok eski döneme ait, koleksiyona ait. İşte yakından keşfetme fırsatı bulduğumuz ve en çok etkilendiğimiz alanlardan bir tanesi de burası. O zaman detaylara yine birlikte bakalım. Rahmi Koç Müzesi koleksiyonunun bir kısmı da Hasköy Caddesi'ndeki ana girişten Haliç'e uzanan açık alanda ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Klasik otomobiller, devasa Turgut Alp Vinci, B-24 Liberatör ve diğer uçaklar ve daha fazlası müze koleksiyonunun parçası olarak Haliç'e demirli durumdaki Fenerbahçe raporu ve Uluç Ali Reis denizaltısına dek uzanmakta. Evet, eğitim uçağının ardından otomobillerin bulunduğu bölümdeyiz. Yanımda traktörler, diğer sağ tarafta da Sovyet otomobilleri bulunuyor. Yanımda gördüğünüz bu heybetli ve şık traktör 1955 yılından bugüne kadar gelmiş. Evet, açık sergi alanında en nadide eser işte şu an üzerinde bulunduğu Fenerbahçe vapuru. 1953 tarihlerine dayanıyor ve Hasköy'ün sahil yamacında ziyaretçileri karşılıyor. Fenerbahçe vapuru, eşi Dolmabahçe vapuru ile birlikte 1952'de İskoçya Glasgow'da William Denny Brothers Dumbarton tezgahlarında inşa edilmiştir. Bahçe tipi vapurların bir üyesi olan vapur, şirketi Hayriye'de, bugünkü adıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri 14 Mayıs 1953 tarihinde hizmete girmiştir. 27 bin metrekarelik alan o kadar büyük eserlere ev sahipliği yapıyor ki anlatamam. Burası da gemi makinelerin bulunduğu ve tarihi gemilerin bulunduğu alan. Hemen Hasköy'ün şahane manzarası. Bir de kafesi var bu arada. Gezip yorulduktan sonra orada soluklanabileceğiniz manzaralı bir kafe efendim. İşte burada da o tarihi gemileri yakından görebiliyoruz. Üç ayrı bölümden oluşmakta. O bölümlerden bir tanesi de arkamda yer alıyor. Tarihi bir bina, Mustafa Vehbi Koç binası. İçeride pek çok koleksiyon bulunuyor. Bir konsepte ayrılmış, sinemayla ilgili alanlar da var. Yakından görelim o zaman vakit kaybetmeden. Yaklaşık 2100 metrekarelik dikdörtgen biçimli arsada tarihi lengerhane binası, ahşap çatılı küçük bir bina ve taş duvarlar yer alır. Bunların oluşturduğu iç avlunun ve dış mekanın özüne dokunulmadan gerçekleştirilen müze tasarımında, sergilenecek objelerle birlikte binaların dokusunun ziyaretçilere hissettirilmesi amaçlanmıştır.
2016 yılında aile üyelerinin katıldığı bir törenle binaya Mustafa Vehbi Koç ismi verilmiştir. Evet, Lengerhane'ye girmiş bulunmaktayız. Tarihi bir bina burası. Koleksiyon pek fazla sığmayınca bulunduğu yere işte burası 1991 yılında vakıf tarafından satın alınıyor ve 1994 yılında restore edildikten sonra açılıyor. Lenger nedir, ondan bahsedelim. Burası Osmanlı döneminde lengerhane olarak kullanılıyormuş. Gemiyi sabit tutmak için zincirin ucuna bağlı çapa lenger demek. Lengerhane de onların bulunduğu yer. İşte bu tarihi binanın içerisinde yıllar önce ona hizmet eden bir alanken şimdi de bir sergi alanı olarak çok kıymetli koleksiyonları barındırıyor. Evet, Mustafa Vehbi Koç yani Lengerhane'nin hemen giriş katındayız. Daha doğrusu bir alt katı gibi. Burası 3 katlı bir yapı. Hemen yanında 1943 tarihinden bugüne kalan uçağı görüyorsunuz. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı uçak koleksiyon içerisinde sergi alanında ziyaretçilere sergileniyor. Evet, Lengerhane'de ilk koleksiyon alanı burası. Burada çok eski tarihlere ait cihazlar, makineler bulunuyor. Mesela arkamda 1911 tarihinden kalan kalender vapuru ve makinesi bulunuyor. İşte detaylıca hem tarihlerine hem de ürünlerin bilgilerine ulaşabiliyorsunuz buradan. Keşfimize başlayalım o zaman. Mustafa Vehbi Koç binası yani tarihi lengerhanenin 3. katındayız. Hemen tavanlara daha yakın bir konumda olduğunuz için tarihi yapıyı derinden hissediyorsunuz. Çünkü burası 1911 yılından bugüne kalan tarihi bir yapı. İşte burada bulunan bütün koleksiyona ait eşyalar da yine çok eski tarihlere dayanıyor. Şu an bulunduğumuz alan bilimsel aletlerin bulunduğu alan. Detaylıca hem bilgilerini hem de tarihlerini yakından göreceğiz. Evet, bilimsel aletlere ait koleksiyonun bulunduğu alandan ayrıldık. Hemen arkamda iletişim bölümü bulunuyor. 1990'lardan kalan bir takım eşyalar gördüm. Çok etkilendim. Detaylıca sizle birlikte görelim. Buyurunuz. Evet, Lengerhane binasında her bölüm farklı bir konseptle koleksiyonları sunuyor ziyaretçilere. İşte arkamda görmüş olduğunuz film makineleri ve film seti. Film makinelerine ait bütün koleksiyon burada ziyaretçileri karşılıyor. Hepsini yakından görmek için sabırsızlanıyoruz. Sergilenmekte olan sahne, kostümler ve set, prodüktörlüğünü Annie Germaiden Pertan'ın, yönetmenliğini ise merhum Ersin Pertan'ın üstlendiği 1996 Türkiye yapımı Kuşatma Altında Aşk adlı filminden alınmıştır. Sahnede 1453'te İstanbul'un Osmanlılar tarafından kuşatılmasından kısa bir süre önce İstanbul'da bir evde düzenlenen bir düğün yemeği canlandırılmaktadır. Sergide ayrıca eski bir Ariflex kamera ve o zamana ait aydınlatma elemanlarına da yer verilmiştir. Evet, su altı koleksiyonu hemen arkamda bulunuyor. İçeride neler var bakalım o zaman. Sualtı koleksiyonunun bulunduğu alanın hemen bitiminde astronomi atölyesi bulunuyor. İlgililer orayı çok merak ediyor. Biz de yakından görelim yine sizlerle birlikte.
Evet, astronomi atölyesinin hemen ardından bizi ne nasıl çalışır sorusu karşıladı. Hakikaten ne nasıl çalışır hemen cevaplar içerdi. Bu bölümde sergilenen objeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Koleksiyon, daha çok Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynayan ve daha sonra Atatürk'ün yakınları ve çalışma arkadaşları arasına katılan Albay Halil Nuri Yurdakul tarafından bir araya getirilmiştir. Evet, burası çok geniş bir alanı kapsıyor. Açık alan sergisini gezdikten sonra koleksiyonların bulunduğu Rahmi Koç Müzesi'ne nihayet giriş yapıyoruz. O filmlerde gördüğünüz antik araçlar içeride bizi bekliyor. Evet, Rahmi Koç Müzesi'ne giriş yaptık. İşte o meşhur antika araçlar, herkesin hayran olduğu o araçlar burada bulunuyor. Çok eski tarihlere dayanıyor. Mesela hemen yanımda 1924 tarihli bir araba var. Markasını söylemeyeceğim. Birazdan detaylıca inceleyeceğiz sizinle. İşte bu alan antika araçlara ayrılmış Erdoğan Gönül Galerisi olarak geçiyor. Detaylıca yakından inceleyelim o zaman. Harry Potter serisine bayılanlardan biri de benim. İşte Harry Potter'ın bu sahnede kullandığı araç tam orijinal haliyle yanımda bulunuyor. Evet, Karayolları Ulaşımı bölümünde ikinci kata çıktık. Bu alanda motosikletlere, bisikletlere, bebek arabalarına ve engelli arabalarına ayrılmış koleksiyonu barındırıyor. Ait dükkan ve atölyelerin gerçeğe uygun olarak yeniden canlandırıldığı bölümlerde aynı zamanda koleksiyonun ilgi çekici pek çok parçası da sergilenmektedir. Tornahane, zeytinyağı fabrikası, film seti, kaptan köşkü, balıkçı barınağı, posta usta motor tamir atölyesi, sandal yapım atölyesi, fenli aletler dükkanı, eczane, kunduracı, demirci, saat yapımcısı, gemi donatım ve oyuncakçı, Mustafa Vehbi Koç tersane binası ve açık alan içinde bölüm koleksiyonlarını destekleyecek şekilde konumlandırılmıştır. Bu bölüme ait pek çok objeden seçtiğimiz birkaç örnek. Evet, Bülent Bulgurlu binasındayız. Hemen arkamda 1928 tarihli zeytinyağı fabrikası var. O fabrikanın eskiden o tarihlerde nasıl olduğunu içeriye baktığınızda görebilirsiniz. Evet, 1928 tarihine ışınlandık. Zeytinyağı fabrikasını keşfetmeye karar verdik. İşte burada bir simülasyon alanı var. Bütün makinelerin çalışmasını denetleyen ve buralarda bilgi paylaşımı yapan bu aletin ardından hemen diğer taraflarda da adım adım fabrikanın bütün ihtiyaçları konumlandırılmış.
Bülent Bulgurlu binasında işte bu alanda marangozhane ve tornahane bölümü az önce makine çalışıyordu. Merak edenler nasıl çalıştığını ve nasıl bir süreç olduğunu işte bu alandan görebiliyorlar. Evet efendim, iki kıta bir şehrin bu hafta sonuna geldik. Sizlerle birlikte Rahmi Koç Müzesi'ni adım adım gezdik. Tarihte bir yolculukta adeta. Şimdi de tarihi bir araçla sizlere veda ediyorum. Yoluma koyulacağım birazdan. Muhakkak gezi listenize Rahmi Koç Müzesi'ni ekleyin diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine bambaşka bir yerde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. En eskiler bugün bu sokakta. Dükkanlarıyla, dükkanların içerisindeki geçmişi bugüne taşıyan atmosferiyle hem de en ince ayrıntısına kadar işte burada. Yetişkinlerin yüzlerinde bir tebessüm oluştu eminim ki görünce. Müzeye gelirken bu kadar büyük bir koleksiyona sahip olacağı aklımın ucundan bile geçmedi desem bana kızar mısınız? Bu kadar fazla konsept, bu kadar dolu dolu eserle donatılmış ve biz bu zamana kadar ziyaret etmemişiz. Bence ilk etapta gezi listenize Rahmi Koç Müzesi'ni eklemelisiniz. Çünkü adeta tarihin sayfalarında bir yolculuğun rotası burası. İyisi mi veda mı edeyim? Yine yeniden karşınızda olmak üzere canım İstanbul'dan sizlere veda ediyorum. Sevgiyle kalın, sanatla kalın efendim. Hoşça kalın.